Hesaplamalar ve aritmatik işlemler. İlk olarak bir önceki dersimizde oluşturduğumuz aylık çek satışları sayı çalışma kitabını açıyorum. Farklı kaydet kısayolu olan F12'ye basıyorum. Ve farklı kaydet penceresi açılacaktır. Adını hesaplamalar olarak değiştiriyorum ve masaüstüne kaydediyorum. 4 işlem Excel'de tüm hesaplamalar eşittir işaretiyle başlar. Örneğin Ocak ayına ait satış verilerini toplamak istersem eşittir yazıyorum. Formül çubuğuna gelecektir. Ardından 100, bu B3 hücresindeki 100, 50, 150 ve 250 olarak toplayacağım. 100 artı 50 artı 150 artı 200 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Satış toplamlarımın 500 olduğunu görebilirsiniz. Bu hücreye tıkladığımda satışın sonucu listelenecektir. Yaptığım işlem ise formül çubuğunda gösterilecektir. Diğer aritmatik işlemler çıkarma işlemi için eksi, çarpma işlemi için yıldız, bölme işlemi için ise slash tuşlarını kullanmalıyız. Ayrıca aritmatik işlemler D, aritmetik işlemlerde parantez içine yazılan işlemler daima öncelikli olarak yapılır. Örneğin şurayı seçeyim. Yine G1 hücresini seçtim. Eşittir dedim. 100 eksi 50 çarpı 2 bölü 4 diyorum. Bölü için slash işaretini kullanıyorum. Çarpma için ise yıldız işaretini kullanıyorum. Eşittir dedim. Sonucu 75 çıktı. Tabii bunları parantez içinde yazarsam farklı sonuçlar çıkacaktır. Örneğin 100 eksi 50'yi parantez için alıyorum. Ve öncelikli işlem parantez içinde yapılan işlem olacaktır. Sonuç 25 çıktı. Üslü sayılar. Üslü sayılar için öncelikle şapka işaretini kullanmalıyız. Bu harfi kullanmayı bilmeliyiz. Örneğin eşittir dedim. Hesaplamalar daima eşittir işaretiyle başlıyordu. 10 üssü işareti yani şapka işareti için sağ shift tuşuna basılı tutuyorum ve E harfinin üzerindeki 3 rakamına basıyorum. Herhangi bir şey gözükmeyecektir. Ardından 2'ye bastığım zaman şapka 2 işareti çıkacaktır. Enter dedim ve 10 üzeri 2 100 olduğunu görebiliriz. Karekök hesaplama. Karekök şurayı siliyorum tekrar. Eşittir. 100'ün karekökünü hesaplayalım. Yine şapka işareti kullanıyorum. Shift tuşuna bastım. Sağ shift tuşuna. Ardından E harfin üzerindeki 3 tuşuna basıyorum. Ve 0,5 yazıyorum. Ve Enter'a tıkladım. 10. Bu aynı zamanda 1 bölü 2'dir. Şurayı sileyim. 1 bölü 2 yaptım. Enter'a tıkladım. Tabi olmayacak. Bunu parantez içinde yazmalıyım. Tıkladığım zaman 10 sonucunu görebiliriz. 0,5 yerine 0'ı da yazmayabiliriz. Aynı ifade anlama gelmektedir. Aynı anlamdadır. 100 üzeri 0,5 olarak gösterilir. Enter'a tıklıyorum. Ve yine 10 olduğunu görebilirsiniz. Şunu eşittir 1000 diyelim ve kare kökünü düzeltiyorum. Küp kökünü hesaplayalım. Küp kökü için ise 1 bölü 3 yazmam yeterlidir. Enter'a tıkladığım zaman 1000'in küp kökünün 10 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burayı siliyorum. Toplamlarını hesaplamadığımız diğer alanları yapıyorum. Eşittir. 200 artı 25 artı 50 artı 250 diyorum. Enter'a tıklıyorum. 525 olacaktır. Son işlem olarak eşittir diyorum. 450 artı 150 artı 250 artı 750 diyorum. Ve şu gördüğünüz kısmı topluyorum. Aynı zamanda 500 artı 525 artı 575'e eşittir. Sağlaması da bu şekildedir. Kaydet tuşuna basıyorum ya da Ctrl+S diyorum ve dosyamı kaydediyorum.